kimdir ataylab gapirgan bo'lsa, ko'ra olmay gapirgan bo'lsa, hasaddan gapirgan bo'lsa, men o'zimdan aytaman, hamda sizlar ham aytinglar. Biz hammani kechirdik inshaalloh. Inson ishlasa o'zi uchun ishlaydi. Inson ishlasa ertaga qabri uchun, ertaga Allohning yoniga borganda yuzi yoriq bo'lishligi uchun xizmat qiladi. Ba'zan shunday bo'ladi, birodarlar. Yaqin odamingizdan xato o'tadi-da, so'ngra haligini o'ylab turasiz. Bu Ka'b ibn Molikning yelkalari kattaligi, bog'ini solqinligi ushlab qoldi dedi. Ey Ka'b ibn Molik, nima uchun qazotga bormadingiz biz bilan deganlarida Ka'b ibn Molik aytdilarki, "Qum hatta yaqdiyallohu Alloh taoloning hukmi kelguncha o'rningdan tur, chiqib ket, men seni kechirmayman" dedilar. Ka'b ibn Molik aytadi, "Masjidga boraman, biroz salom bermay" dedi. Na'uzu billahi min zalik. Alloh saqlasin, bu juda yomon narsa. Do'stam, dushman ham qarab turadi deydi-yu. Sen dedi, bu yoqqa kel dedi. Shunaqa odamlar bo'ladi hayotingizda. Sal bir tarafdan nima bo'lsangiz, darro nima qilishni boshlaydi, u do'stlik emas. U podshohga aytib qo'y, men bormayman u yoqqa dedi. Men bu payg'ambarni tashlab ketmayman dedi. Bizni tilda aytganda ursa ham, so'ksa ham. Alhamdulillahi robbil alamin, assalotu vassalomu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Alloh taolaga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Bir salovat aytib qo'yaylik birodarlar. Yana bir aytaylik. Ha. Bu voqea Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sahobalari bilan bo'lgan. Voqeaning nomi juda ham ko'p. To'g'ri so'zlarning voqeasi. Ka'b ibn Molikning voqeasi. Ka'b ibn Molikning hadisi. G'azvatu Tabuk. Tabuk g'azovati. Mukhallafuna salasa. 3 ortga surib qo'yilgan insonlar. Tavba voqeasi. Bir necha nomlar bilan tarixda mashhur bo'lgan voqea. Bu hadisni rivoyat qilayotgan Ka'b ibn Molik. Imomlardan rivoyat qilgan Imom Buxoriy hamda Muslim. Bu hadis o'zi hadis. İmam Buxoriyni otsangiz, mana shu hadis mana. Mana shu hammasi Ka'b ibn Molikning hadisi. Men shuni sizlarga inshaalloh qisqartirib beraman. Mana shu İmam Buxoriydan mana shuncha bobda kelgan, ya'ni varaqlarda kelgan İmam Buxoriyda rivoyat qilingan. Nima uchun hadisni so'zlari ko'p, o'zi chiroyli aytilgan desa, Ka'b ibn Molikning o'zini so'zi bor, gapirganda chiroyli gapirgan hamda hadisni hamma voqealarini tushuntirib aytib bergan u kishi. 9. hijriy yilda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobalarga Tabuk g'azovati bo'lishlik haqida xabar beradilar. Voqeani boshidan tushunishlikka inshaalloh harakat qilamiz. 9. hijriy yilda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Tabuk g'azovati Rum bilan o'sha bo'ladigan g'azovat haqida xabar beradilar. Qachon chiqib ketishliklarini ham aytadilar. Qanday chiqib ketishliklarini ham aytadilar. Nimaga bu so'zni aytayapmiz? Sunnatda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hech qachon qayerga ketayotganliklarini g'azovatda aytmaganlar. G'azovatda hech qachon aytmaganlar. Ammo shu safar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qayerga ketayotganliklarini, qachon ketayotganliklarini, nima maqsadda ketayotganliklarini tushuntirib bayon qildilar. So'ngra masjidga sahobalarni jamlab to'pladilar-da va aytdilarki, biz yana bir nomi esimdan chiqib qopti. Jayshul Usro deyiladi. Qiynalgan qo'shin qiyinchilik vaqtida bo'lganda bu jang 30 mingga yaqin deydi sahobalar harakat qilishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidda xutba qilib aytdilarki, "Hurmatli sahobalar, biz ana o'sha kofir bilan g'azovat qilishlik uchun ketyapmiz." Ana hozir pul to'pladinglar. Shuni singari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam pulga targ'ib qildilar. Pul beringlar. Nimani? Askarlarni ta'minlanglar. Mingani tuya, mingani ot, qo'liga nayza, kamon, shunga o'xshagan narsalarni olishlik uchun bizga pul berish kerak, pul to'plashimiz kerak degan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning targ'iblari bo'lgan. O'sha kuni bo'lgan. So'ngra Usmon roziyallohu anhu o'sha kuni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning etaklariga bir etak tilla olib chiqadilar. 1000 dinor. Bizning pulga qancha bo'ladi desa, 20 dinordan zakot chiqadi. 1000 dinori 210 ming dollar bo'ladi ekan. Usmon roziyallohu anhu
bir maratibi ehson qilganlarida aytaylik 200 ming dollar ehson qilgan. Hozirgi pulimizda. O'shaning uchun sahobalarning iymoni, sahobalarning sahovatlari oliy bo'lgan. Endi siz o'ylang, hozir pul ko'p davrda yashayapsiz. Hozir pul ko'p, u paytda pul oz bo'lgan, nimaga? Hozir kambag'alman degan odamda ancha narsasi bor. Ammo u paytda kambag'alman degan odamda kiyimi ham bo'lmagan, illo kindigidan tizzasigacha yeydigan taomi faqatgina xurmo bo'lgan. O'shalarni ichida puli bo'lib va pulini 200 ming, 210 ming dollar pulini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam etaklariga olib chiqib tashlaydi. Ka'b ibn Malik aytadiki, yuqolli bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llari bilan boyagi dinorlarni olib etaklariga tushirib, etaklaridan ko'tarib, ma'dorra Usmon ma'amila ba'dal yawm. Usmon bugungi ehson ila jannatga kirib ketdi. Amin. Alloh taolo bugungi ehsoninglar tufayli hammanglarni jannatga kirgizib yuborsin. Allohu akbar. Usmon bugungi ehsoni ila jannatga kirib ketdi. Usmon bugungi qilgan ehsoni tufayli jannatga kirib ketdi. Ma'amila ba'dal yawm. Bugundan keyin Usmon nima qilsa ham mayli, bugundan keyin Usmon nima qilsa ham mayli degan hadis o'sha kuni aytilgan. Jayshul Usro qiyinchilik qo'shiniga aytilgan. Sahobalarning ba'zilari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzuriga bir hovuch xurmo ko'tarib keldi. Ba'zilari bir hovuch tilla ko'tarib keldi. Ba'zilari umuman ehson qilgan narsa topolmay qoldi. Munofiqlar doim tayyor turadi. Munofiqlarning ba'zilari aytdiki, ozgina ehson qilgan odamni ko'rib qara dedi, ehson qilishni bilmaydi dedi. Ko'p ehson qilgan odamlarni ko'rib qara dedi, bu riyokor dedi. Munofiqqa doim gap topiladi. Munofiqqa doim gap topiladi. Ko'p ehson qilayotgan bo'lsa, riyo qilib nima keragi bor edi deydi-kan, oz ehson qilayotgan bo'lsa, ha bersang tuzukroq bermaysanmi degan so'zni munofiq aytadi. Rubba dinarin sabaqa alf. Balkim bir qilingan dinor, bir dinor ming dinordan o'zib ketishi mumkin degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislari bor. So'ngra o'sha kuni sahobalarning biri juda o'ylandi. Ya Alloh, men dedi ehson qila olmadim. Sadaqa qila olmadim. Qanday qilib sadaqa ehson qilsammikin deb tunda uyiga borganda o'ylanibdi. Beray desa hech narsasi yo'qdi. Nimadan ehson qilsammikin deb Zayd ibn Ulba u kishining ismlari. Zayd ibn Ulba aytdiki, "Ya Alloh" dedi. "Ey Alloh" dedi, "men shu bugungacha meni yomonlab gapirgan, meni ustimdan gapirganlarga obro'yimni halol qildim" dedi. Hammasidan roziman dedi. Sahobalarning sunnati ekan. Biz ham rozimiz inshaalloh. Kimdir ataylab gapirgan bo'lsa, ko'rolmay gapirgan bo'lsa, hasaddan gapirgan bo'lsa, men o'zimdan aytaman, hamda sizlar ham aytinglar. Biz hammani kechirdik inshaalloh. Kechiringlar, Alloh taolo sizlarni kechiradi deya. Ala tuhibbuna an yaghfirallohu lakum. Alloh sizlarni kechirishni xohlaysizlarmi? Sizlar ham odamlarni kechirib yuboringlar dedi. Biz kechirdik inshaalloh. Ertalab payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Zayd ibn Ulbani chaqirib, hammani ichida keling dedi. Nimani ehson qildingiz? Ya Rasululloh, ehson qilishlik uchun biror narsa topolmadim. Ammo siz bir narsani ehson qildingiz. Qod qubilat sadaqatuk. Sizning sadaqangizni Alloh taolo qabul qildi. Siz obro'yingizni ehson qildingiz. Sizni so'kkan odamlarni kechirib yubordingiz. Sizni ehsoningizni Alloh taolo qabul qildi deb hammani ichida boyagi insonni qilgan ehsonni qilgan ishini to'g'ri bo'lganligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar. So'ngra chiqib ketishlik uchun, yo'lga chiqishlik uchun tayyorgarlik boshlandi. Tabuk Madinai Munavvaradan 750 km yuqorida, shimol tarafda. U yerga borishlik uchun uzoq yo'l bosish kerak. Havo juda ham issiq. Mana men sizlarga aytib berdim, kelganimizga 3-4 kun bo'ldi. 47 gradus issiq bo'lyapti hozir shu bugun. 47 gradus salqinning o'zi yo'q. Boshqa narsaning o'zi yo'q. Sahobalarning hammalari jamlanishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhuga, "Ey Ali, siz Madinai Munavvarada qolib turing" deganda Ali roziyallohu anhu unamaydi. Aytdiki, "Ya Rasululloh, ma'assibiyani wal nisa'i wal ajuz, yosh bolalar bilan, xotinlar bilan, kasallar bilan men qolamanmi?" dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Yo'q, siz men bilan Muso bilan Harun qanday bo'lsa,
men bilan siz shunday bo'lamiz, siz shu yerda qolib turing deb Ali roziyallohu anhuni qolishlikka payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'ndirdilar. Yana qolib ketgan 5-600 ta odam bor. Munofiqlar qolib ketishdi. Payg'ambarga kelib har xil vajikar bahona sabablarini aytishdi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam indamadilar. Biladilar, nima haqida so'z bo'lyapti, nima maqsad bo'lyapti, hammasi tushunarlik bo'lib turibdi. Biz aytayapmiz-ku, inson ishlasa o'zi uchun ishlaydi. İnsan işlese ertegi kabri üçün, ertegi Allah'ın yanına bargamda yüzü yarık buluştaki üçün hizmet kılardı. Sonra onlar cönep yetişti, yolda ham kıyınçiliği bugün. Bazen bitteden hurma yeşken, bazen binip getiyetken tüyelerini soyup, içi dagi, içe giden çıkardıken, aş kazandan çıkardıken sularını içirken. Hiç nerse yok. Yediken nersekem, içediken nersekem, tepede ısık, bana şunu yıkılıp yolga çıkıp yetişti. Kâb ibn-i Malik. Özümüzü vakiyemiz bana şu hadiste. Kâb ibn-i Malik radıyallahu anhu vallahi deydi, Allah ki kasem bana şu gazat kâb'ı mende toluk nerse bomagam. Yani kemçiligim yok dedi. Mâ ceme'allahu rahileteyn. İkte kervanını, ikte tüyanı Allah Teala şu gazatta menge birgenim dedi. Onta onta sahabalar var, bitti atı yok. Haçırı yok, eşeği yok, tüyesi yok. Kâb ibn-i Malik'in özünün ikte tüyesi var. Yediğini var, içediğini var, minediğini var, meyli çıkarman dedi. Tayargerlik bol yaptı, meyli tayargerlik körermen dedi. Koşun yolga çıkıp ketkenden keyin, meyli yeti olarman dedi. Ertesi günü meyli yeti olarman dedi. İndini günü meyli yeti olarman dedi. Bana bir işini arkaya taşlep bulmayın. Erteye kılaman, sonra kılaman, sonra kılaman deyisiz o, sonra kılalmaydı genca gitip olası. Kâb ibn-i Malik üç gün ötkenden keyin, men bu uruşga yetalmay kaldım, kap gettim, indi bormayman dedi. Khayseme degen, ansarilerden bugün bir sahaba bulardı. Ebu Khayseme. Kirsem deydi Medine-i Munavvara'da. Hurma zaramge kirsem, zilal suları akı yaptı. Ayalım menge hizmet kılı yaptı. Salkında otursam ayalım bir de tavak çeke salıp hurma ap geldi. Ki men özümge ettim dedi. Ne erkek kişi nispette bu. Men özümge ettim dedi. Rasulullah fil harri vel harur. Allah'ın elçisi aptada kap gitse sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ıssıklarda ceziremede kap gitse yolda musafir olup yürse zilal suğunu tegide salkında hurma yiyip oturuşluk senge yereşedi mi ey Ebu Khayseme hurmanı koy dedi. Derrav atını egerledde atı bilen yolga çıkıp gitti. Kâb ibn-i Malik kap gitti. Köçege çıksam deydi. Köçege közümge körünedigen yaşı karlar, keseller, ayallar, hem de münafıklığı anık bogan münafıklar yürer dedi. Özüm gözüm ettim, ey Kâb, ne mekli yapsan bunların orası da. Dedim de ama oturaverdim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Tabuk'ke yetip borgullarıca Kâb ibn-i Malik hakkında soramadılar. Tabuk'a yetip borgallardan sonra ancak müddet masafa barıp 750 kilometre piyada yürüyüşlükte çok uzak. 750 kilometre barılgandan sonra ma amile Kâb. Kâb ne mi oldu? Keldi mi deyip sorup koydular. Bazen şunu da buladı buradalar. Yakın adam izlen hata ötetti. Sonra halini oylayıp durasız. Sonra saval birasız. Hayırda kaldı ikindi. Başka adamlar bilen işiniz yok. Yani bu mescidimizde bazen tanıgan adamlarımız namazı kemese biz aytemiz. Falancı kemeyi kaldı. Nemege kemeyi kaldı ikin deyip aytemiz. Coramızda hem şunday. Mahallemizde hem şunday. Kâb kayırda kaldı dediler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şunda Bani Salime kabilesinden bugün Kâb ibn-i Malik özleri hem yine bir Bani Salime kabilesinden bugün insan aytti ki ya Resulallah dedi. Burdahu وَعِتْفَيْهِ O Kâb ibn-i Malik'in yelkeleri kattalığı, bağını salkıllığı üçlep kaldı dedi. İki yıl ahval bularken, karayın. Bir adam sizi mahtaydı, bir adam sizi yamallaydı. Daim şundayken de. Şunda ikinci bir adam çıkıp ansarlardan, sahabalardan bir kişi çıkıp etti ki, ya Resulullah onu değmez dedi. Zarur işi bosa gerek, kel almadı dedi. Zarur işi bosa gerek, şunun üçün benimce kel almayı kaldı dedi. Şun bilen vakıya tohtar. 20 gün kütüştü Tabuk'ta.
Nargi taraftaki askerler kim adı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni kaytattan yolga tüşüyetkenliğini ben içtim. Sonra içimde yolgallarını tokuştu başladım dedi. Kiliyap tükendigen haberini içtikendikken bir seskenip gittim de kan da yıkılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den oklanıp çıkıp gitsem ikiyim deyip yolgallarda oynadım. Ama Peygamberimiz bir müddetten ki daro yetip gelip kaldılar dediler. Demek karayın. Gazatke barıldı. O sahabalar canlarındaki barışken bütün ömürlerini o şu ıslıklar geçide barıştı. Düşman taraf kemedi. Hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar bilen kayıtıp geldiler. Sünnet, seferge çıkıyorken insan mescidke gelip ketiş gerek. Aynısı, seferden kayıtken insan birinci yetip gelgende mescidke kayıtıp geliş gerek. Seferden kayıtıp gelgen insan birinci kelergeni o şu özünün deme mescidi buluş gereken. Şunu da kıyam mısınlar? Mescidke geliş gerek. Özü birinci kelgen vaktidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidke geldiler. Mescidke kegemden son Medine-i Munavvara'daki münafıklar katar bulup tartıp bilen mescidke gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e üzürünü ayçtı başlayın. Bazı buradan bahanasını ayıttı bazen. Biles. Ya peki işenmeyiz. Bir neseler deyip deyisi hop deyip koyarız. Hemmelerini bahanalarını öyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabul kılalım. Sonra Kâb ibn-i Malik geliyordukken de Kâb'i lestekiler ayetti ki ey Kâb dedi bana şunçasını Peygamber keçir var dedi. Sen hem malum bir sözlerini ayetsen bir neseler deyip koysan Peygamber seni keçir var dedi. Eşiğin yanına bağırdım Peygamberimizge bir neseler deyip mahcup oldum da Peygamberin huzuruna bağırıp oturganımdan keyin özümge keyip kaldım dedi. Kultu ya Resulallah ey Allah Teala'nın elçisi dünyanın kaysı padişası geç yönetseniz hem ve kimli huzurda otursam hem söz amallı gibi var bende sözümge işentiradigen kabiliyatım var ama sizge yalvan yapırmayım ben. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler de ey Kâb neme üçün barmadız dediler. Sorayız siz bazen neme geç o işti kıldın neme geç bana bu işti kılmadın ey Kâb İbn Malik neme üçün gazat ki barmadız biz bilen de gelirler de Kâb ibn-i Malik'e ettiler ki ya Resulallah eslerden çıkılmasın ha sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah ben gel Müslüman dedim kaysi insandı adamdı yani ki barsam gelip bilen işantır var aman ama sizge yalgan gelirmeymen bar gibi kemesten kap gettim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orninden dur kum hatta yakdiyallahu Allah Teala'nın hükmü kegünce orninden dur çıkıp gitmeyin seni keçirmeyin ben dediler. Bu bradarlar bu cüda ağır mesele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var ki değişliği ağır mesele. Bu yana bittesi eğitilgen onu yemeği vermek inşallah. Sahabalar eğittiler ki sen taşkarge ketip dur, seni keçirmeymen değişti ki bir sözüdü. İkinci sözü, birer taniler Kâb ibn-i Malik ile gepleşmeyler dediler. Mukata'a değil, baykot dedim. Birer tani Kâb ibn-i Malik'e gebirme hiç kimin dediler. Peygamberge onlar itaat kılar mıydı, kımar mıydı? Toluk itaat kılar. Kâb ibn-i Malik eğitti. Yana kimler var dedi. Hilal ibn Umayya, Mararat ibn Rabi'. Hilal ibn Umayya yaxşı adam, şu kişi hem şunday buldu. Mararat ibn Rabi'ye uyam yaxşı adam, şu kişi buldu. Üçüncüsü siz buldunuz degen de Kâb ibn Malik. Subhanallah. Demek bizge şunday birisini al kepti de. Bugün ötü keter, ertek ötü keter de. Oşa Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikir kıgan halat başlandı. Kâb ibn Malik aytadı. Mescidge baraman biraz salam vermeyi deydi. Na'uzu billahi min zelik. Allah saklasın. Bu cüleyman derse. Köçeke çıkaman bizi tilde aitken de bravo ihsan geyem çakırmaydı. Bravo onu yanına gebarsam yanımda yem durmaydı. Gepleşmeydi yem. Karamaydı yem. Nerge Hilal ibn Umayya, Mararat ibn Rabi'ler yaşı ulu ulu için üyden çıkmadı ular.
men yoshligim uchun shu narsani bildirmay o'tkazib yuboray deb kelsam, men qayerga borsam odamlar ketib qoladi. Men birovga salom bersam, salomga alik olmaydi. Hamma meni ajratib qo'ydi. Oxiri chidamasdan uyimi tomida payg'ambarimizni sahobalar bilan masjidda namoz o'qiyotganini ko'rib, namoz o'qishni boshlab yubordim dedi. Masjidga kela olmay qolgan. Masjidga kela olmay qoldi. Ba'zan deydi. Ba'zan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamda masjidlarga kelib nafil namoz o'qiyman deydi. Ana o'sha nafil namoz o'qib turganimda sajdaga qarab namoz o'qib tursam, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bundayroqda turadilar-da, men sajdaga qarab turganimda menga bir qarab qo'yadilar. Shu yillar juda alam qiladi sahobaga. Juda ham alam qiladi. Mana biz qanchalik payg'ambarimizni ko'rgimiz keladi, o'ngimizda ko'ra olmadik, tushimizda ko'rgimiz keladi. Qanchalik. Ammo tirik bo'la turib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam menga qarama deyaptilar. Gapirma menga deyaptilar. Boshqalar ham bunga gapirmanglar deyaptilar. Sog'inib ketaman deydi. Borib ko'rgim keladi, suhbatlashgim keladi. Gapirmaydi ham, qaramaydi ham. Ana borganimdan keyin namoz o'qib tursam, mana undayroqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turgan bo'lsalar, sajdaga qarab tursam menga bir qarab qo'yadilar deydi. Shu menga qarayotgan bo'lsa kerak deb namozim ichida qarab borsam, darrov teskari boshqa qarab olar deydi. Payg'ambarni teskari qarab olishligi bu og'ir masala birodarlar. Mana shunday bo'lib kunlar davom etaverdi. Hattoki 40-chi kun bo'ldi dedi. Hatta ida daqat alayhimul ardu bima rahubat. Oyat karimada Alloh taolay aytibdiki, yer keng bo'lishiga qaramasdan bularga juda ham tor bo'lib ketdi deydi. Va daqat alayhim anfusuhum. O'zlarining nafslari o'zlariga sig'may qoldi degan. Eng dunyodagi muammo nima desa, yurak siqilishlik. Ka'b ibn Molikning yuragi siqilyapti. Tomda turib namoz o'qiyapti. Hamma xursand bayram qilib yuribdi. Ka'b ibn Molik bo'lsa tarqab ketyapti. Teskari qarab ketyapti. Gapirmayapti. 40 kun bo'lgandan keyin ja'ani rasulu rasulillah. Rasulullohning elchisi kelib aytdi, "Xotining, men xotining ruxsatini berasan ekan" dedi. Endi qarang, shu yerda bir foyda olsak bo'ladi-da. Payg'ambarimiz bularni jazolayapti. Sahobalar hammasi itoat qilyapti. Ka'b ibn Molikka gapirmayapti. Ka'b ibn Molik bo'lganicha bo'lyapti. Elchi kelib aytayapti, "Ayolingni ruxsatini berasan ekan" desa, haligi elchidan so'rayapti. Javobini to'liq berib yuboramanmi yoki uyida yashab tursinmi deyapti. Itoat qiling. Mana shunday itoat qilyapti. Yo'q, javobini talog'ini bermaysan. Balki ayoling sen bilan birga bo'lmaydi, uyiga jo'natib yubor deganda, bo'ldi, payg'ambarimiz nima desa shu deb 40-chi kuni ayolini ham uyiga jo'natib yuboradi. Ko'chada yursam deydi, bozorda. Kunlarning birida G'assondan kelgan bir odam, o'sha paytda ular musulmon emas bo'lgan, do'sam dushman ham qarab turadi deydi-yu. G'assondan kelgan bir odam, yerni nomi Maliku G'asson, G'assonning podshosi xat jo'natdi. U bozorda Madinada istab yuribdi. Ka'b ibn Molik kim? Kim Ka'b ibn Molik deb rasmi yo'q, boshqasi yo'q, topib olish kerak. Odamlar gapirmasdan bunday qilib ko'rsatyapti ekan. Shuna turibdi-yu, shu deb qo'li bilan ko'rsatyapti. Qarasam deydi, menga bir xat jo'natib yuboribdi. Xatni ochib qarasam, laqad balag'a jafafu sohibuka. Bizga sen ishonib yurgan anavi payg'ambaringni seni qanchalik qiynayotganligi haqida xabar keldi. Ta'ala nuvasik. Sen bizi yurtlarimizga kelsang, mazza qilib yashaysan. Nima qilasan Muhammad endi deyapti. Ha, sallallohu alayhi vasallam. Sen dedi, bu yoqqa kel dedi. Shunaqa odamlar bo'ladi hayotingizda. Sal bir tarafdan nima bo'lsangiz, darrov nima qilishni boshlaydi, u do'stlik emas. U do'stlik emas u narsa. Kel bu yoqqa dedi. Boshqa odam bo'lsa nima qilardi? Mana bizni ham bizni hurmat qiladiganlar ham bor, bizni taniydiganlar ham bor, bizni qadrlaydiganlar ham bor deb turib, darrov haligi xatni olib, men ham katta obro'li odam ekanman deb ketib qolardi. Qola Hada aydan minal bala. Ey Xudo dedi, sinovini ustiga sinov kelaveradi ekan. Bu ham bir sinov bo'lsa kerak. U podshonga aytib qo'y, men bormayman u yoqqa dedi. Men bu payg'ambarni tashlab ketmayman dedi. Bizni tilda aytganda ursa ham, so'ksa ham, bizga qanday jazo qilsa ham, Muhammad alayhissalomni tashlab ketadigan odam yo'q dedi. Hada aydan minal bala. Bu ham bir sinov bo'libdi deb chekaroqqa olib,
haligi xatni o'zini qo'li bilan yoqib yuboradi. Ana o'sha holatda Abu Qotada degan amakisi bor. Juda ham yuragi siqilib ketganda Ka'b ibn Malikni juda ham yuragi siqilib ketdi. Abu Qotada amakisining uyiga borib eshigini taqillatsa, eshigini nariga betida turibdi. Eshigini ochmaydi. "Ey amaki, men keldim." desa gapirmaydi. "Assalomu alaykum" desa "Va alaykum assalom" demaydi. Devordan oshib o'tdim deydi. Ka'b ibn Malik devordan oshib o'tdi. Haligi amakisini yoqasidan olib, "Ey amaki, men ham yaxshi odamdirman. Men ham sahobaman, musulmonman, xato qildim. Sen aytchi meni, men qanaqa odamman, yaxshi odammanmi?" dedi. Teskari qarab oladi. Ikkinchi marotaba, "Ey amaki, men qanday odamman?" yana teskari qarab oladi. Uchinchi marotaba, "Ey amaki, bu yig'layapti Ka'b ibn Malik. Hech kim menga qaramasa, hech kim menga gapirmasa, nahot shunchalik yomon odam bo'lsam?" dedi. "Men qanday odamman?" deganda uchinchisida aytdiki, "Allohu va rasuluhu a'lam." Alloh biladi. Rasululloh biladi, men bilmayman dedi. Ochiqcha gapirmadi. Nimaga? Payg'ambarga itoat. 52-chi kecha bo'lganda, 50-chi kecha bo'lganda Ka'b ibn Malik aytadi, "Men tomda o'tirganim" deydi. Uyni tomida o'tiribman. Uyni tomida o'tiribman. Tomidan demak, ularda bizga o'xshab shifir bo'lmaydi. Sahobalar payg'ambarimiz atroflarida o'rib olib, bomda to'kishyapti. Men jamoatga bora olmasdan o'zim yolg'iz namoz o'qiyapman. Uzoqdan bir nido keldi deydi. "Ya Ka'b ibn Malik abshir." "Ey Ka'b ibn Malik, so'yinchi bering." "Allohga qasam, ustimda ikkita kiyimim bor edi, mana shu kiyim senga" deb baqirdim deydi. "Mana shu kiyimlarim senga, keling bu yoqqa" deb baqirdim deydi. Haligi odam kelgandan keyin kiyimni berdimda, "O'zimga birovni kiyimini olib keling, shuni men hozir buni sizga beraman, boshqasini kiyimini olib payg'ambar diyoniga boraman" deb boshqasini kiyimini kiyib oldim dedi. So'yinchi berishlik bor narsa. So'ngra payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzuriga bordim. Borsam payg'ambarimizning yuzi 14 kunlik oydan da bir nurlik bo'lib turgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Ijlis, o'tiring mana shu joyga" dedilar. "Abishir, xursand bo'ling. Xursand bo'ling. Alloh tavbangizni qabul qildi." "Qultu ya Rasululloh, ey Allohning elchisi, bu sizdanmi yoki Alloh taolodanmi?" dedi. "Siz meni kechirib yubordingizmi yoki Alloh taolo kechirib yubordim?" deganda balki Alloh taolo seni tavbangni qabul qildi dedi. Uzun oyatlar tushadi. Nihoyasi Alloh subhanahu va taolo "Ya ayyuhallazina amanu kunu ma'as-sodiqin." Ey iymon keltirganlar, sizlar dunyoda yashab turgan paytlaringda to'g'ri so'z insonlar bilan birga bo'linglar. Dar haqiqat Alloh taolo ularning tavbasini qabul qildi. Va ala salasati allazina khulifu hatta idza daqat alayhim al-ardu bima rahubat. Yer kengligiga qaramasdan tor bo'lib qolgan uchalasining tavbasini Alloh subhanahu va taolo qabul qildi degan oyat karimani tushirdi de. Sahobalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ana o'sha joyda turgan hammalari Ka'b ibn Malikni tabriklaydi. Tavbasi qanday bo'ldi? Alloh taolo tarafidan tavbasi qabul bo'ldi. Ana boya aytib beraman degan narsam birodarlar ikkinchisi. Mana shu bilan o'zi ikkala mana shu qissamizdan bir narsani tushunsak bo'ladi. Uhud g'azotida Hamza ibn Abdul Muttolibni vahshiy shahid qiladi bilasizlar. Uhud g'azotida. Hind bint Utba u zakasiyu aytadiki vahshiyga, "Sen" deydi, "Hamzani o'ldirib bersang" deydi, "seni ozod qilib yuboraman" deydi. Haligi harbatun deb qo'yadi, nayzasini ko'tarib Hind bint Utba buyurilgan mana bu vahshiy Hamza roziyallohu anhuni sahobalar ichidan poylab borib uzoqdan otib Hamza roziyallohu anhuni shahid qiladi. So'ngra arablarda musloh degan narsa bor, kelib ana ular ko'zlarini, quloqlarini, burunlarini Sayyidu shuhada Hamza roziyallohu anhuni hamma joyini musloh deydi, kesib tashlashadi. Qornini kesib, jigarini chiqarib Hind bint Utba tishlaydi hatto. Arabda shunday odat bo'lgan. "Endi meni g'azabim o'ziga keldi. Endi o'chdim oldim" deb
u tishlaydi. Shunga sababchi bo'lgan vahshiy bo'ladi. Ammo bir payt kelib vahshiy iymon keltiradi. Vahshiy iymon keltirgandan keyin juda qattiq hijolat bo'ladi. Musaylama kazzobni ham vahshiy o'ldirgan. Ammo bir kuni ana joyi muhimda. Bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Inistata'ta an tuba'ida anni wajhaka faf'al." Ey vahşiy dediler. Vahşiy musulmon. Agar qo'lingdan kelsa ko'zimga ko'rinma dediler. O'sha vaqtdagi boshqa yurtdagi odamlar payg'ambar o'tib ketmay turib, ko'zim bilan bir marta ko'rib olsam qaniydi deb aytishardi. Yonida yurgan insonga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'lingdan kelsa ko'zimga ko'rinma dedilar. Mana biz duo qilganda nima deymiz? Rasululloh bilan qo'shni qilgin ya Alloh deb duo qilib so'raymiz. Ammo payg'ambarni o'zi bir yo'l yo'qolib ketma, ammo qo'lingdan kelsa ko'zimga ko'rinma dedilar. Shuning uchun ulamolar aytishadi. Eng qattiq azob payg'ambar bilan suhbatlashmay qolishdik. O'sha paytda bizga to'g'ri kelmadi. Va eng qattiq azoblarni biri vahshiyga bo'lgan payg'ambar tirik hamma shu gapni aytib yuribdi. Payg'ambar bunga nima dedi? Bor ket dedi. Ana u narsadan Alloh taolo saqlasin. Masalamiz nihoyasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis aytdilarki, bu uzun hadis lekin biz masalamizga tegishli joyini aytib beraman. Biz sizni qayerdan qidiramiz dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkita odam so'ragan. Biri Oysha onamiz, biri Anas ibn Malik. Ya Rasululloh, ey Allohning elchisi, 10 yil xizmat qildim sizga. Qiyomat kunida meni shafoat qiling dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Xo'p, men seni shafoat qilaman" dedi. Shunda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu, "Ayna ajiduk? Ya Rasululloh, men sizni qayerdan qidiray?" dedi. Qiyomat kunida siz qayerda bo'lasiz dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uch o'rinda aytdilar. Inda sirot, sirotning yonida. Indal mizan, tarozining yonida. Va indal havd, havzi kavsarning yonida bo'laman. Ammo havzi kavsarga meni ummatimdan juda ko'pchiliklar suv ichgani kelaveradilar. Farishtalar kelib haydab tashlaydi. Havzi Kavsardan ichishlik uchun juda ko'pchilik kelaveradi. Farishtalar haydaydi. Shunda men borib haydamanglar. Nima uchun bularni haydayapsizlar deganimda, fa innaka la tadri. Ey Muhammad, qaydan ham bilarsiz? Siz dunyodan o'tganingizdan keyin g'oyyaru va baddalu. Bular ko'p narsani boshqacha qilib yuborishgan. Bular ko'p narsani o'zgartirib yuborishgan. Siz aytganingiz qilmagan bular. Bular Havzi Kavsardan ichishlikka arzimaydi deb farishtalar haydab yuboradi. Shuning uchun birodarlar, o'sha alamlarni kattasi vahshiylik emas, o'tib ketgan ana musulmon bo'lib o'tgan. Undan ham kattasi Havzi Kavsarga borib turib haydalib ketish. Chunki kim Havzi Kavsardan bir marotaba ichadigan bo'lsa, la yazma'u ba'dahu abadan degan, hech qachon chanqamaydi. Ammo o'sha Havzi Kavsardan ichmaydigan bo'lsa, u inson nima qilishi mumkin? İçmeydiğe masa cennetke kirmesi gibi mümkün. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin ve hadina ilel hak ve ila tariqil mustaqim elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma inna nes'aluke bi esmaike l-husna ve sifatike l-ula. Allah Ta'ala'nın güzel isimleri, âli sıfatlarını ortaya koyup dua kılamız. Allah Subhanahu ve Ta'ala, Allahumma inneke afuvun tuhibbul afva fa'afu anna. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا الله سبحانه وتعالى فضلكين مرحمتكين رحمتكين اي ربم özün keçirişliğini va'da qildin biz mana bandalaring rozalarini tutdik ibodatlarini qildik rukularini qildik sajdalarini qildik ammo mana shu ibodatlarimizni juda ham ko'p kamchiliklarga yo'l qo'yib qo'ydik rozalarini tutib g'ibat qilib qo'ydik Rozalarını tutup, bravlarının ayıplarını gapirip koyduk. Rozalarını tutup, her kıl kemçiliklerine yol koyup, her kıl nuhsallar bilen roza tuttuk. Ama bu bizni bendeligimizden buldu. Seni ise fazlin cüdehem keyin, seni rahmetin cüdehem keyin. Rahmeti vasiat kulle şey,
mening rahmatim butun dunyo va olamlardan keng deding ey Robbim. Biz sen rahmatingga juda ham muhtojmiz. Biz gunohkor bandalaringmiz. Gunohlarimizga e'tirof qilamiz. Gunohlarimizni tan olamiz. Kamchiliklarimizni tan olamiz. Ey Robbimiz, gunohlarimizni o'zing kechirgin. Ayblarimizni o'zing yashirgin. Dunyodagi o'zing suygan bandalaringni qatorda qilgin. Qiyomatda yuzi yorug' bo'lgan bandalarni qatorda qilgin. Namoyi amollarni o'ng qo'llardan olgan bandalarni qatorda qilgin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni juda ham sog'inganmiz. Dunyoda sahoba tobiin bo'la olmadik. Rasulullohni tushlarimizni ko'rsatgin. Qiyomat kunida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan birga qilgin. Payg'ambarni shafoatidan bizni mahrum qilmagin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan jannatda birga bo'lishingni o'zing nasib qilgin. Allohumma izzal islam va muslimin. Allohumma izzal islam va muslimin. Allohumma izzal islam va muslimin. Alloh subhanahu va taolo o'z diniga yordam bersin. Diniga yordam berayotganlarga ham Robbil alamin o'zi yordam bersin. Tushunmayotgan odamlarga Alloh taolo tavfiq, hidoyat, sirotul mustaqim bersin. Qarzdor bo'lib qiynalayotganlarga Robbil alamin o'zi yordam bersin. Farzand talab qilayotganlarga Alloh taolo solih, soliha farzandlarni ato qilsin. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizdan qorilarni, olimlarni, din dunyosiga xizmat qiladigan insonlarni chiqarsin. Alloh subhanahu va taolo har birlarimizni xulqlarimizni go'zal va chiroyli qilsin. Payg'ambarini maqtaganda va innaka ala xuluqin azim. Ey Muhammad alayhi salom, qanday ham sizning xulqlaringiz go'zal dedi. Ya robbil alamin, xulqlarimizni go'zal qiling. Kama ahsanta xalqana ahsin xuluqana. Go'zal qilib yaratding ya robbil alamin, xulqlarimizni go'zal qiling. Duolarimizni quruq qaytarmagin. Qo'llarimizni quruq qaytarmagin ya robbil alamin. Duolarimizni o'zing ijobat qiling. Duosi ijobat bo'lgan bandalarning safidan qatoridan qiling. El yurt mamlakatga doimo tinchlik bergin, omonlik bergin, xotirjamchilik bergin. Masjidlarimiz namozxonlar bilan obod bo'lsin. Madrasalarimiz talabalar bilan obod bo'lsin. Erkak kishilarga hujulatni, ayol kishilarga iffatni ya robbil alamin o'zing bergin. Ertaga ajalimiz yetib kelgandan keyin ana o'sha vaqtda la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh tillarimizda kalima-i shahoda bilan ketishlikni ya robbil alamin o'zing nasib qilgin. Qabrda yolg'iz qolib ketganimizni, qabrlarimizni vahshat emas, balki jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirib bergin. Qabrlarimizni jannat bog'chadan bir bog'chaga aylantirib bergin. Qiyomat kunida o'zingni soyangda turadigan, o'zingni hibzi himoyangda turadigan, bila hisabin vala azabin, hisob kitobsiz va azobsiz birinchilardan bo'lib jannatga kiradigan bandalar safidan qatoridan qilgin. Biz bu yerda qo'l ochib tirikligimizda duo qilib turibmiz. O'tib ketgan ota-onalarimiz, o'tib ketgan yaqinlarimiz bor ya robbil alamin, ularga ham savoblarni yetkizgin. Ularni ham qabrlarini obod qilgin. Ularni ham bizni amallarimizdan bahramand qilgin. Valadun solihun yad'uluhu, solih farzand duosi yetib boradi deding ya robbil alamin. Biz duo qilamiz. Ota ajdodlarimiz, ona ajdodlarimizdan o'tganlarni o'zing rahmatingga olgin. Qabrlarini nurli munavvar qilgin. Alloh subhanahu va taolo ularni o'zing gunohlarini kechirgin. O'zing ibodatlarimizga kuch quvvat bergin. Ya robbil alamin, qalb kasalliklaridan, riyo qilishlikdan, sum'a qilishlikdan, kibr qilishlikdan, ujub ajablanib ketishlikdan, mensimay qo'yishlik degan kasalliklardan bizni ya robbil alamin o'zing uzoq qilgin. O'zing Qur'oni Karimda illa man atalloha biqalbin salim, salomat qalb ila kelgan inson jannatga kiradi deding robbil alamin. Bizi qalblarimiz salomat emas. O'zing qalblarimizni salomat qilgin. Qalblarimizni riyodan ya robbil alamin poklagin. Qalblarimizda ixlosni to'ldirgin. Faqat seni rozichiliging uchun qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Namozlarimiz, qurbonliklarimiz, ibodatlarimizning barchasi seni rozichiliging uchun bo'ladigan ibodatlardan qilgin. Ya robbil alamin o'zing kuch quvvat bergin. Ya robbil alamin, biz mana shu yerda duo qildik. Duolarimizni o'zing ijobat qilgin. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum, robbularing duo qilinglar men ijobat qilaman deb va'da qildi. Innaka la tukhliful mi'ad, sen hech qachon va'dangga xilof qilmaysan. Biz juda ham iymon bilan, ishonch bilan duo qilamiz, duolarimizni ijobat qilgin. Mana bu duo qilib turgan har birlarimizni umralariga, hajlarga, o'zingni ulug' uying Makka-i Mukarramaga, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning masjidi Madinai Munawvariga qayta-qayta borishingni o'zing nasib qilgin.
Allah subhanahu wa ta'ala her birlerimizin günahlarımızı geçirsin, ayıplarımızı geçirsin. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha ve acilna min hizyin dunya ve azabil ahireh. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Peygamberler aytgan ekan Rabbana zalamna ey Rabbimiz nafslarimizga ko'p zulm qilardik va illam tagfir lana sen bizni kechirmasang va tarhamna sen bizga rahim qilmasang lanakunan min alxosirin husronda bandalardan bo'lamiz yutkazgan bandalardan bo'lamiz Rabbimiz o'zing bizning gunohlarimizni kechirgin duolarni eng jamlangan Rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دنيا آخرت يحشل من بزجة بيرجن دنيا آخرت يمال ليدن أوز فناهند أسرجن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين